Kemerlerimizi sıkalım. Değerli izleyicilerimiz, yeni bir macera, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bu haftaki gezimizde Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in batısına düşen bir bölgedeyiz. Pek de buranın ismini vermek istemiyoruz. Çünkü burası bakir bir bölge. Buraya herkes gelip de burayı kirletsin istemiyoruz. Çünkü bazıları gelip öyle yapıyor. Herkesi kastetmiyoruz tabii. Böyle güzel bir yer var. Gaziantep'e yaklaşık bir 45 kilometre mesafede bulunan bir bölgedeyiz efendim. Böyle suyun sesi ve görüntüsü eşliğinde programımıza giriş yapalım dedik. Arabamızla buraya kadar geliyoruz. Hemen şu ağacın arkasına bıraktık arabamızı. Biraz yüksek arabamızdı. Burası da böyle güzel bir yer. Az önce çobanla, davar sürüsüyle karşılaştık. Çok güzel bir bölge burası. Buraları yeni yeni keşfediyoruz. Yeni rotalar oluşturuyoruz burada. Bunları da kayıt altına alıyoruz ve siz değerli Doğa ve İnsan programı Rehber TV izleyicilerine buraları tanıtıyoruz, gösteriyoruz. Arkadaşlarım ilerlediler. Kocaman da bir karpuz aldık. Karpuzumuz da var, çayımız da var efendim, soğuk suyumuz da var. Şimdi buradan ileride bir meydan var. Daha önceki programımızda orayı sizlere göstermiştik. Oraya gideceğiz. Orada serinleyebilirsek efendim biraz yüzmeye, serinlemeye çalışacağız. Bu Haziran ayının son haftasında havalarda bir hayli sıcak gidiyor biliyorsunuz, malumunuz. Normalde buraya kadar 4x araçlar gelir. Bizim aracımız 4x değildi. Ama su bir ara yine yüksek bir arabayla geldik. O yokuşlara nasıl çıkacağız onu da bilmiyoruz. İnşallah başımıza iş gelmez orada. Traktör falan çağırmak zorunda kalmayız. Çünkü biraz sıkıntılı yoldu. Çıkışımız sıkıntı olacak daha doğrusu. Bu bakir güzel yerler efendim. İnsanların pek de bilmediği, sadece yöre halkının, köylülerin bildiği bir bölgeyi Gaziantep Kilis sınırında bu bölgeyi sizlere tanıtacağız. Bu güzel manzaraları sizlerle paylaşacağız efendim. Yolumuzun üzerinde bir mağaraya rastladık. Daha doğrusu bir maden ocağı. Burada biraz maden için çalışılmış ama sonra bırakmışlar. Geçen programımızda şurada hemen bir tane olması lazım. Bak buraya kadar gelmişiz. Bunu görmemişiz ama diğerini görmüştük. Bu arada cırcır böcekler de fena ötüyor yani. Sanki alarm veriyorlar. Tehlike geliyor diye. Evet. Şu mağarayı görüntülemiştik sizler için. Ama hemen yanı başımızda bir mağara daha varmış. Görmemişiz. Tabi bu sefer üstten geldik. Evet. Orada da bir mağara, maden ocağı var. Şimdi şu dereden karşıya geçelim. O geniş yüzeceğimiz, serinleyeceğimiz bölgeye doğru gidelim inşallah. Nasıl geçeriz buradan? Evet, böyle geçtik. Konaklayacağımız yere yaklaştık. Şu karpuzumuzu da göstereyim size.
efendim. Terlemeye başladık. Daha saat 10 civarı sabah. Evet, o meydana da geldik. Bol kumu olan bir yerdi burası. Kışın gelmiştik keşfe. Şimdi orada güzel bir kamp yeri belirleyip kendimize konaklama yeri. Karpuzumuzu soğuk sulara bırakalım. Biraz serinlemeye çalışalım inşallah. İşte o meydan. Burası. Yine de soğuk. Soğuk değil. Yok ya, güzel. Böyle birden atlasak. Bakalım karpuzumuz nasıl çıkacak. Tak kırmızı durmuyor. Kendi kendine gidiyor ama olgunlaşmış. Güzel. İyi. Hele birisi bakmazsa. Bismillah. Abi bir parça da şurada bana ver. İdare eder. Bismillah. Çok şirin değil ama. Suya kapızlar iyiydi, çekleksiler. Karpuz çok güzel. Kabuk aşısı falan yok. Tadı güzel. Orijinal. Ben sevdim. Şöyle suyun kenarında biraz serinledik. Birer ikişer dilim karpuzu yemeli. Ah. Hemen al baba. Çek çek. Çek aşağı. Hele bir karpuz kabuğu ver ona. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşüreceğiz şimdi. Aklına da ağzına düşürdük. Oo, ne güzel iştahlı iyi. İnce ince kes onu. Hayır, bıçak nasıl yiyemiş oğlum? Tamam, şu bıçağı. Sıcakta iyi gider, iyi gider. Hele ver daima ver. Götür kendine. Oğlum bıçağa iyi bir şey ver. Tabii tabii. Ver ya, söyle. Hiç sevmez eşek. Of, ne güzel iyi ya. Eşeğe anlatma, karpuz kabuğu düşürme derler ya. Ben de az önce onu dedim. Şu karpuz kabuğu bu. Aklına değil de ağzına düşürdük şimdi. Oo. Abi. Şapur şupur iyi valla. Oo, afiyet olsun. Şifa ver, olsun. Çekiz bir, hele bir. Al. Of. Of. Yüreğimiz gibi olsun. Ya. Ağzına suyunu atakla yiyor onlar. Ağzını çekiyor. Yere girme. Al dur ay sen yol. İyi de yeme. Ağzını suya. Bırak değil bırak.
Söyle sana beni söyler. Şey veriyorum. Kol gibi. Sana para var bana. Sana eşek ha. Allah'ım da kalıyor. Şimdi eşek ve karpuz kabuğu olayını çok iyi anladım şu anda. Aynen ben de. Eşeğin aklına neden karpuz kabuğu düştüğünü, düşünce ne hale geldiğini. Hacı onlar da senin ya. Sağ ol, onları ağzına veremem. Yardım şuna sen çıktın mı? Sen çıktın. Sen çıkın bana. Değerli izleyicilerimiz, gölete iki defa girdik, serinledik. Şimdi gölgeye geçtik, tam öğlen sıcağı. Birer çay içelim dedik, karpuzlarımızı yedik. Arkadaşlarımızla birlikte inşallah birer tane çay içelim. Getir abi bardağını. Başkanım sen? Şu termos kapağını da bana verir misin? Şu mu? Hı hı. Teşekkürler. Gel bakalım. Önce şeker alayım, ben şeker vereyim. Sıcak abi. Çay sıcak ama sıcak güzel. Çivi çivi söker. Sıcakla sıcağı çözeceğiz he? Öyle. Soğuk su içtikçe daha çok yanıyoruz. Yerimiz nasıl bu arada? Yer şahane ya. En çok şey güzel. Issız olması güzel. Kimse yok. Ama ulaşım da zor. Ulaşım zor olduğu için. Evet. Bayağı bir zor. O yüzden yerde hiçbir çöp emaresine rastlamadık başkan. Aynen. Değerli izleyicilerimiz, şimdi buraya, bu bölgeye veda edeceğiz. Bu küçük göletin olduğu yere, doğal havuz. Burada karpuzumuzu yedik, çayımızı içtik. Ekmeği arabada unutmuşuz. Yaklaşık 1 kilometre var. Bari hem gidelim ekmeğimizi alalım, hem de öğle yemeği vakti geliyor. Orada yemeğimizi yeriz dedik. Hem de biraz daha yukarılara gideriz. Bir yerleri keşfederiz. Acuz. Kocaman kocaman. Bir karıştan daha büyük. Gördüm.
Evet başkan. Bu yabani ada çayı. Sakızlı bir yapısı var bunun. Evet. Kokusu da çok güzel. Burada bir hayli rastladık buna. Burada bunun popülasyonu bayağı yüksek. Gördüğün gibi her yerde evet. Bu bitkiye rastlamak mümkün. Hem taze hem de kurumuş şekilde içilir değil mi? İki şekilde de içiliyor. Genellikle kurutup içiliyorlar. Bunu gölgede kurutup içeceksin. Bunun esas kullanım amacı tadı da çok güzel. Astım, bronşit, öksürük. Yani alt solunum yolu enfeksiyonlarında gayet etkili bir drog bu. Doğal bir çözüm. Aynen. Doğal bir antibiyotik gibi düşünebilirsin. Hem güzel çay olarak içebilirsin hem de şifa niyetine tüketilebilir. Evet. Burada bunun popülasyonu bayağı yüksek. Evet, bayağı gördük bakın. Şu çalılar hepsi bunlar. Yanımızda ağaçlar biraz önümde. Toplayalım. Biraz sonra mola verdiğimizde içeriz evet, bundan. Toplayalım biraz. Evet başkan. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Yaban mersine benziyor ama doğru mu? Evet, yaban mersini bu. Bunlar meyveye dönecek. Bir aya oldu. Bir aya yakın. Temmuz'un sonuna doğru. Temmuz'un sonu gibi olur. Şimdi çiçek açmış. Bu çiçeklerin hepsi meyveye dönecek. Bu da gayet tatlı, güzel bir meyve. Pastacılık sektöründe gayet yoğun bir şekilde kullanılıyor. Şu gördüğün çiçeklerin hepsi şeye dönecek. Börtlenle iç içe girmiş. Burada börtlen aynen, de var. Aynen. Gayet güzel bir meyve bu da. Burada aynısı değil mi çiçekli bu? Aynen. Yabın mersini. Yolumuzun üzerinde çokça rastladığımız ama fazla dikkat etmediğimiz genel olarak bir bitki var, onu da tanıtalım değil mi? Genel olarak her yerde var başkan bundan. Genellikle evet. Yol kenarlarında böyle kıraç topraklarda bulunur. Herkes buna çok rast gelmiştir ama ne işe yaradığını kimse bilmez. Bak şu çiçeksiz halini bir çek başkan. Şöyle çekelim. Buna bizim yörede calba denir. Ama buna bilimsel ismiyle sığır kuyruğu veya sığır dili, evet, eşek dili falan da denir buna. Bunun bu taze yaprakları blenderdan çekildikten sonra böyle çamur haline getirilir. Hamur gibi yaparsın. Hemoroidli bölgeye basıldığı zaman hemoroide çok ciddi katkısı var bu bitkinin. Evet. Çok çiçeksiz hali. Çiçeksiz hali. Taze hali. Taze yaprak hali. Bunu kurumuş halini kullanmayacak. Evet. Kullanan kişi. Böyle taze halini marş diyorlar. Marş haline getirip çamur gibi hemoroidli bölgeyi lapalaştıracak yani. Aynen. Lapa şeklinde. Aynen. Çiçeği de anlatır mısın? Bu büyüdüğü zaman böyle gövdeden ince bir dal şeklinde çiçekleri çıkıyor. Bu mevsimde tam mevsimi. Çiçekler açmaya başlamış. Bu sarı çiçeklerini toplayıp koparabilirsiniz. Bunu çay haline taze ve kuru şeklinde kullanabilirsiniz. Bunun da bağışıklığı güçlendirmeye çok ciddi katkısı var. Özellikle bahara giriş dönemlerinde, kışa giriş dönemlerinde, yani salgının bol olduğu dönemlerde hem öksürükte aynı zamanda da bağışıklığı kuvvetlendirmek için bu çay yapılabiliyor başkan. Gayet de tadı da güzel. Bu sığır kulağının sıcaklık evet, ve toz toprağı tutma açısından da çok faydalı olduğunu bir makalede okumuştum. Yolumuzun önünde mağara rastlamıştık. Buramızın başında da göstermiştik. Şimdi burada detaylı bir şekilde inip bakalım. Yıkılmış, çökmüş. Büyük büyük kalaslar almışlar ama işte madenciliğin de böyle tehlikeli yönleri var. Allah muhafaza böyle çökebiliyor. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Şöyle taş atalım içine. Derinde bir su yapısı var oranın. Bayağı serin burası. Ağaçlar, kalaslar bayağı kalın ama yine de çökmüş burası. Onun için yarım bırakmışlar burayı. Çok serin bir yer burası. Fazla da tehlike atmadan kendimizi çıkalım buradan. Burayı ilk keşfe geldiğimizde buraya kadar gelmiştik. Hatta şu da bir maden var. Bakın mavili bir yer. Çardaklı. Oraya kadar çıkmıştık hatırlarsanız. İlk programımızı izleyenler, yani burası için ilk programımızı izleyenler, Karadere, Gaziantep, Karadere.
burası. Sadece deren ismini verelim. Çünkü birçok köyden geliyor buranın suyu. Ateşimizi yaktık. Bir de etrafı mıntıka yapalım dedik. Bazı hemcinslerimiz gelmiş buraya. Yemiş içmiş tamam güzel ama sonra da çöplerini bırakmışlar. Özellikle pet şişeleri. Şöyle biraz biz de bir mıntıka yapalım dedik. Biraz gözümüzün gördüğünce topluyoruz. Maalesef biz görüntülerden rahatsız oluyoruz ama dağlara, doğalara geldiğimizde, doğaya geldiğimizde katiyen çöpümüzü bırakmıyoruz. Ateşimiz harlanıyor, közleniyor, az kaldı. Şişimiz yok. Domateslerini ne de pişireceğiz? Her zaman. Doğadaki insanlar, doğa ve insan, doğal çözümler. Hemen yaş bir odun parçası, dal parçası ağaçlardan, çalılardan böyle şiş yapıp üzerine pişireceğiz inşallah. Nasıl acıktık, nasıl acıktık? Üzerin kokusu adamı var ya, nasıl dedi, nasıl? Birer dürüm yedik arkadaşlar, değil mi Cengiz? Yedik valla. Nasıl, çok, kendimize çok geldik mi? Şu manzaramıza gösterelim, dere de orada akıyor. Başkan bu dürüm var ya, İskender kebabından iyi. Bu daha başında bize değil mi? Vallahi. Şimdi bak ben bir dürüm yapacağım, sen onu çek. Tamam. Dur hem. Dur abi, azap durumu yapacağım ver, sana. Azap durumu. Ver sen de. Al abi sen de. Seninki ne durumu? Çoban durumu mu? Çoban durumu. Bir çoban durumu bir de azap durumu görelim. Gerçi ikisi de aynı olacak da. Şöyle bir Lübnan ekmeğimizi alıyoruz. Tartsan 50 gram gelir. Hafif, hiç yormaz. Evet. Maya yok içinde. Şöyle patlıcanımızdan güzelce kesiyoruz. Geri kalan yarısını. Lap şöyle attın. Şunu da attın. Şöyle ekmek, kaymak gibi sürüyorsun bunu. Oh, ama bu biraz az oldu. Ben biraz daha alayım şuradan. Çocuk adam. Başka balcan yok mu? Balcan sever misin? Tamam ha. Ondan çok yemek çıkarmalıyız. Hepimiz acız. Durun. Şimdi şuradan güzel tomatos. Bursa domatesimiz var. Zaten kokusu var ya. Oraya kadar gider şimdi bak. İzleyiciler kokuyor mu diyorsun? Alır. Uf. Ben şuna bir şuna bak. Kıpkırmızı. Burun kanı ya. Bu bir arkadaşımız da domates almaya gitti ocağın başından. Abim buyurun ablam buyurun. Taze. Sayın Başkan. Evet. Şimdi burada Antep biberimiz var. Mevsimlik. Bu her mevsim olmaz. Şöyle güzel acı. Şöyle tohumlarını bırakırsın. Taşların üstüne. Şuradan bir parça daha biber alırsın. Siz yapın hazırlayın bana da kalmasın. Taktik zaten bu. Evet. Güzel bir taktik. Şuradan bir parça daha biber alırsın acı tarafından.
Şöyle ellerinle katarsın. Oh oh oh. Şimdi geldik, soğan banyosu yaptırıyoruz dürülüm. Soğan banyomuzu da yaptıralım. Pişmemiş soğan. Evet. Şimdi tuzla süslüyoruz dürümümüzü. Oh. Şimdi bu, azap dürüm mü oldu şimdi bu? Şunu şöyle 90 derece açıyla tutuyorsun. Hı. Şöyle. Bak şöyle. Mustafa Gazi aklına geldi. Onun tarifi geldi. Şöyle ufak ufak kıvırmaya başlıyorsun. 1, 2, 3. Yallah. Bismillah. Evet, benimki de hemen hemen hazır. Değerli izleyicilerimiz, bu ikinci dürümlerimiz. Birinci dürümlerimize çekecek mecalimiz, sabrımız yoktu. Önce şöyle bir şoka atlatalım dedik. Birer dürüm yuvarladık. Şimdi ikinci dürümlere, çıkarsa üçüncü dürümlere geçeceğiz. Dökülmüyor. Yemeğimizi yedik. Şimdi çaylarımızı da içelim. Bir güzel afiyetle. Çayımız da hazır. Maşallah içiyoruz, içiyoruz, bitmiyor çayımız. Değerli izleyicilerimiz, yemeğimizi yedik. Arabayla şöyle 500 metre kadar geldik. Şimdi zaten şu anda buraya geldik. Buradan ötesine gidememiştik. Yemek yediğimiz yerden ötesine gidememiştik. Şimdi biraz daha buraları keşfedelim dedik. Şimdi arkadaşlarımız da şu tepeye ya da şu tepeye çıkıp oradan biraz daha ilerileri görmek. Çünkü şu anda sıcaklık 41 dereceyi gösteriyor burada. Burayı da vatandaşın köyünün birisi gelmiş, açmış böyle. Güzelce emek vermiş, bir tarla yapmış, artık ne yapacaksa burayı. Buğday meker, ağaç meker bilmiyorum ama bura bir hayli uzak, köylere de uzak yani. Ve meşakkatli bir yolu var. Traktörün haricinde araç gelmez gibi. Ya da pikap araçlar. Evet, yolda yürürken bile kayıyoruz. Şuradan bir devam edelim bakalım. Yolumuzu böyle bir maden ocağı, bir mağara kesti. Bayağı yeşilmiş, bayağı da emek verilmiş buraya ama sanki üzeri kapanmış kısmen de olsa. Çökükler olmuş. Bent yapılmış. Çok da büyük bir ağzı var. Biraz doğala da benziyor ama yeşilmiş bura, maden ocağı belli. Şimdi içine bir taş atalım. Su var mı bakalım. Su var. Su var. Hele büyük bir taş atalım. Bayağı derin bir su var orada. İyice bir göl olmuş. Evet. Sesi duydunuz. Evet. Tehlikeli bir yer. Kuyu şeklinde. Daha da aşağı doğru inmiş. Allah muhafaza. Buradan toprak kayma ihtimali de yüksek. Biz buradan uzaklaşalım. Ama çok temiz, çok güzel bir suyu var içinde. Berrak. Dibi görebiliyorum buradan. Dibi derken 1-2 metre kadar yakını görünüyor. Bir hayli yüksek bir burası. Maden için bayağı çalışma yapılmış buralarda. Suyu dere, kara dere. Aşağıda akıyor. Biraz şarlatılar geliyor buraya. Küçük bir şelale varmış gibi. Arkadaşlarım bayağı geride kaldılar. 40 derecenin üzerinde bir sıcaklık olduğu için girmek istemiyorlar. Ben de çok meraklıyım doğal şeylere. Aşağıya insem iyi mesela diye kararsızım. Tek başıma buralara kadar geldim. Tehlikeli bir yerler, Allah muhafaza. Başımız bir dönse kafa üstü buraya gideriz, çakırız, ölürüz Allah muhafaza. Onun için fazla tehlikeye atılmadan bu viraja kadar geldik. Böyle gidiyor efendim işte. Burayı vaktimiz fazla yok. Hava çok sıcak. Arkadaşlarımız huzursuz, yürümek istemiyorlar. Ben de geri döneceğim. Keşfimizi bu noktaya kadar yapalım. Sonrasında daha serin bir havada başka bir zaman yine geliriz inşallah. Az önceki mağara. Büyük mağara. Arkadaşlarımız da burada bekliyor.
Şimdi arabaya doğru dönelim. Oy, 2-3 tane kötü yer vardı. Arabamız çıkarsa inşallah orayı çıkalım. Yoksa geceye kalmadan erken dönmemiz lazım. Allah muhafaza. Burada bizi kurtaracak kimseyi de bulamayız. Değerli izleyicilerimiz, böylelikle bir maceramızın, bir programımızın daha sonuna geldik. O yokuşları bir iki seferde denedik, çıkarttık şükür kaza bela olmadan. Arkamda da Afrin Gölü'nü görüyorsunuz. Biraz silik çıkıyor ama görüntü. Haftaya bir başka macerada, bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.